Değerli dostlar merhaba. Bugün ilginç bir konu buldum sizler için. Uzun zamandır bunu paylaşmayı bekliyordum ama tam netleştirmek istedim. Bu Kasım ayı indirimlerinde devamlı reklamlarda dönen meşhur bir cihaz vardı. Hava filtresi. ActiFry deniyor. Malum çoğunuz reklamların çok dönmesinden dolayı rüyanıza bile girmiş olabilir. İşte benim çok ilgimi çekti bu cihazlar niye bu kadar şey diye. Meşhur veya popüler oldu diye. Bununla ilgili 3 tane sonuca vardık. Vardım daha doğrusu araştırmalar neticesinde. Bunlar hepimiz malum patates kızartmasını gevrek gevrek çok seviyoruz. Ama sağlıksız olduğunu, bunun faydasız olduğunu, zararlı olduğunu hepimiz zaten hemfikiriz. Bu ActiFry'ler, bu hava fritözleri malum bir sepetin içerisinde bütün şeyleri yerleştiriyorsunuz, gıdaları yerleştiriyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz. Çok az bir kaşık yağla yemeği gerçek şey yapıyorsunuz. Ne derler? Pişiriyorsunuz ve çıtır çıtır oluyor dışları. İçi de yumuşacık oluyor. Bunların bir çalışma prensiplerine baktım. Bunlar bu koyduğunuz sepete koyduğunuz gıdaları etrafında sıcak havayı hızlı ve eşit miktarda dolaştırıyor ve bunu da yaklaşık 350-400 derece yüksek sıcaklıkta hava akışını merkezde tutarak yapıyor dışlarını bu kıtır kıtır içlerini yumuşak şekilde. Yalnız bir şey var. Bunların içerisinde her şeyi gıdayı kızartmaya kalkmayın. Özellikle mesela peynir gibi yumuşak gıdaları pişirmemenizi tavsiye ediyorlar. Onun haricinde bu fritözlere evet, bu hava fritözlerine evet kullanabilirsiniz demek için en önemli şey bunların akrilamit denen kalp hastalıklarına yol açan ayrıca kansere neden olduğu ispat edilmiş. Bu karbonhidratları yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında ortaya çıkan bir şey akrilamit bu arada. Bunun daha az ortaya çıktığı bu cihazlarda 2015 yılında bir araştırmada hatta %90 oranında diğer fritözlere göre daha az akrilamit meydana getirdiği ispat edilmiş. İkincisini daha güzel bir özelliği var. Bu da diğer normal fritözlere göre normal fritözlerde işte bir yemek kaşığı atıyorum 100 ya yaklaşık 120 kalori şey yaparken ihtiva ederken bunlara bir çay kaşığı koyduğunuz için yağ bu da 40 kalori almanızı şey yapıyor. Bu da önemli derecede az yağ gerektirdiğinden düşük kalori almanızı sağlıyor. Bu çok önemli bir faktör. Üçüncüsü de yine 2015 yılında bir araştırma yapılmış. Diğer fritözlerde devamlı yağ değiştirilmediği için çoğunluk bu hataya düşüyor. Değiştirilmediği için yiyeceklerin kalitesi düşüyor. Antioksidanlar tükeniyor yiyeceklerde ve reaktif oksijen türleri denilen zararlı kimyasallar üremeye başlıyor. Bu da vücudun savunma sistemini tehlikeye atıyor. Ayrıca damar hastalıklarını ve yüksek tansiyona neden oluyor. Yalnız bununla ilgili bir uyarı var. Haftanın 7 günü bu hava filtrözlerini kullanmayın deniyor. Yani her gün bu kolaya kaçıp da işte bir düğmeye basıp az bir yağla yemek yapayım, sağlıklı da görünüyor gibisinden bu hataya düşmeyin. Çünkü devamlı bu cihazı kullanırsanız tekrar düşük dozda olsa akrilamide yine maruz kalıyorsunuz. O yüzden her gün aşağı yukarı yemek pişirme yöntemlerinizi değiştirin. Atıyorum buharda pişirin, yavaş pişirme yöntemi, işte sote. Onlardan ben çok anlamadığım için daha yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum sizler için. Devamlı her gün bu yemek pişirme yöntemlerinizi değiştirmeniz gerektiği
söyleniyor. Her gün bu cihazı kullanmayın özellikle. Özellikle belirtmek gerekirse. Şimdilik bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz yorgun olduğum için okudum, biraz notlarımdan baktım. Biraz da duraksadım diyelim. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.